Herkese merhaba. Yine kısacık bir ara vererek karşınızdayım. Bugün Kapadokya'dan size videomu çekmeye başlıyorum. Çok güneş olduğu için belki de arkamı göremeyeceksiniz. Orada da balonlar yavaş yavaş artık iniyorlar. Çünkü saat şu anda sabahın 7.20'si. Neden Kapadokya'da olduğumuzu hemen söyleyeyim. Bu arkamda benim kaldığım, bu otelin benim kaldığım oda bölümü ve girişi. Kapadokya'da bulunma sebebimiz Motto Müziğin yeni yayın dönemiyle ilgili bütün programcılar bir aradayız. Ve buradan Tuz Gölü'ne hareket edeceğiz. Orada sizin için bir tanıtım çekeceğiz. Bütün Motto Müzik izleyicileri için. Değilseniz abone olun, olur mu? Hadi başlıyor. Sen bir yandan videonu çekiyorsun. Yes, o da benimki. Biraz görüntü alalım. Güzel, tatlı bir hava var. Ekim'in başları. Evet, bakalım ekip toplantısı, kahvaltıda kimleri buluşacağız? Nasıl bir gün geçireceğiz? Bence eğlenceli olacak. Evet, biraz daha kalma lazım. Kay böyle. Güneş var arkanda. Böyle dur. Eğlenceli olacak. Eğleneceğim. Evet, eğleneceğim. Evet. Ve aynı zamanda keyifli olacak. Herkesin birbirini tanıması anlamında. Bence olaya girdik bile zaten o tanışma manasında. Bence iyi oldu. Tanışma mı kaldı ya? Verimli oldu. Tanışma mı kaldı? Tanışma mı kaldı diyorsun. Güzel eskidik güneş diyorsun. Manzarasından. Şöyle yaşlılar diyorsun. Işığım, ışığımı da alayım. Yaşlılar. Yaşlılar. Gençler gidiyor önden. Heyo. Nasıl bir gün bizi bekliyor? Yorucu. Sıcak uykum değil var mi? Daha sıcak var, bir de uykum var. Ben de. Ben hiç uyuyamadım. Bu saatte kalkamıyorum ki ben. Ha, tabii senin sen gecelerin adamı olduğun için. Evet. Gece yat, sabah kalk, terse aynen, döndü saatin. Aynen, valla. Yalnız benim baksana beklediğimden sesim. Bayağı sıcak bir gün bizi bekliyor bence. Bir bence. De o beyazdan yansıma falan, yanar döneriz biz bugün. Çık 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 çık. Bak, suyu tarama bile geçmişler. Yerindeki evde çok mezar var. Tuz Gölü gözüktü. Hatırlıyor musun abi, benim çektiğim o dev tepeler yok olmuştu. Sürekli sirkülasyon su görünüyor var. Yalnız bak. Var ama yani tepeler yine var da. O dev bizim zamanımızın bu kadar büyük değil. Arkada gördüğünüz sonsuz beyaz fon üzerinde tanıtımımızı çekeceğiz. Otobüsten ekip birer birer iniyor. Motto Müzik. Şöyle bir göstereyim ben size. Yakınına da gideceğim. Çünkü bir bakalım en yakın nokta nereden ineceğimize bakacağız tabii çekim için. Şu anda da su çekilmiş olduğu için tamamen tuz ve sert bir zemin var. Hatta üzerinde tuz kamyonları dolaşabiliyor. Kristalize şekilde parlıyor şu anda gölün üstü. İşte birazdan. Sert mi? Sert. Yes. Evet. Evet sevgili izleyici, birazdan beni bambaşka bir insan olarak göreceksiniz dermişim yok, malzeme ortada. Buranın starları burada. Tanışalım. Merhaba, ben Nilay. Bugün makyajları ben yapıyorum. Merhaba, ben de Begüm. O da benim asistanım. Merhaba, ben Cihan. Cihan sen niye sürekli bizi çekiyorsun Cihan? Arkada neler oluyor? Arkada neler oluyor? Sakalın ucu kesiliyor. Sakalın ucu kesiliyor. Çok büyük hazırlıklar var. Bana ne yapılabilir? Ne yapılacak yani? Ya hiçbir şeye ihtiyaç yok ama birazcık renklendireceğiz. Hatun zaten star. Zaten güzel. Vay vay vay. İşte burada hazırlanacağız. Tuz Gölü'nün üzerine çıkacağız. Ondan sonra artık bizi tuzlu bir çekim olacak. Tuzlu ve tuzlu bir set. Bembeyaz sonsuz fonda güzel bir çekim olacak. Çok heyecanlı. Buraya da gelebilirsiniz Orhan'cığım. Arkadaki sesler. Benim hayatım boyunca yaptırdığım bu belki iki, üçüncü makyajdır bu. Şereftir o zaman bana. Yaşasın. Yani çünkü o kadar huylu şey bir tipim ki böyle. Normalde de makyaj yapamıyorum. Alerjik bir göz falan filan diye. Neredeyse hiç makyaj olmayıp mecbursam. Şimdi şeyi seviyorum ama kalemdir, mendil, bilmiyorum. Onları seviyorum. Hemen çıkarmak koyuyorum. Peki program öncesi biz kendimiz mi yapıyoruz? Yok, aynen nasılsa ama bazen kalktığım gibi falan. İşte YouTube'da olmanın da güzelliği bu. Çok o kadar doğal ya ve bu. Kendi halindesin ki. Hı-hı. Yani şöyle, bunu tabii yapan bu kişiye göre değişen bir evet, şey ama. Evet, birazcık yapı galiba evet. Değil mi? Hani ben çok öyle biri değilim. Gündelik hayatımda da öyle olmadığım için. Nasılsam aynısı orada da öyle. Program haftada kaç?
Benim yani her programcının ayda bir giriyor periyot olarak. Ben Motto'nun her yerinde çalıştığım için bütün ekip, bütün içerik, bütün programcılar. Dolayısıyla benim için her gün Motto müzik. Aa çok güzel. Sorayım bir bileni bulmuşken. Ben makyaj yapılınca ya da yapınca kendimi çok yorgun ve çok yaşlı hissediyorum. Neden bu? Doğru yapmadığımızdan. Anneciğim. Ağabeyim simsiyah gözler. Her türlü olur abi. Bence de okey. Makyaj yapmışsın abi. Kahve içiyoruz. KTS'ye geldi mi? Geldi. Okay. İnerken haber versene. Çok sallanıyor da basamakta. Tamam iniyorum. Tamam. KTS. Kemal Tuğrul Sümer uzun olduğu için onun YouTube'daki kodu ve logosu her şeyi KTS. Ay çok güzelmiş. O yüzden KTS o kısaltma. Şey, bunca işin arasında lüzumsuz bir soru sormak istemezdim ancak siyah pantolonu giymeyi bunu engel eder mi? Giy. Allık fıçası istiyorum. Bir highlighter. Aa, evet ya hani böyle ıslak ıslak ve tatlı görünen insanlar değil mi? İlk kez başıma gelecek highlighter. Makyaj kanalı olan arkadaşlar. İzliyorum ama yapan yok. Tamam bundan. Evde böyle arkadaşlarım var benim. Sepetlerle falan böyle tabii. Kutularla malzemelerle oturup videoları açıp kendilerine deniyorlar. Ve çok da iyi yapanları var bunlar. Değil İzleyerek mi? İzleyerek öğrendiler bayağı. Tabii. Çok güzel. HTS'nin arkada bakımı yapıyor. Yapıyor. HTS efsane. Bak şuradan kamerayı uzatıyorum bakayım. Görünüyor mu? Bakalım. Evet. Ne yapılıyor orada size efendim? Saçım. Evet, tamam. Saçını yapılıyor. Evet, ne yapacaksınız kendisinin saçlarına? Çok merak ettim. Röfle. Herma röfle. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Makyajım bitti. Tuz Gölü'nün o beyaz patlamalarında yüzüm gözüm ortaya çıksın diye böyle gördüğünüz gibi hatların belirgin bir makyaj yapıldı. Şimdi saçlar da Orhan Bey'e emanet. Evet Orhan Bey. Bakalım neler çıkartacağız. Arkada KTS. O çekimde ben çekimde. Karşılıklı çekiyoruz. Bir şey çekiyor. Evet. Evet süslenip. Da makyaj yaptırmaya kadar geldi. Bu da bitsin ondan sonra. Devamını gösteririm. Bir çekime hazır mısınız? Çok hazırız. Evet sen bizden daha hazırsın. Bu deli neyin misin? Yani? Beni bir süslediler içeride. Güzellik şunu mi? Şunu kolye zannettim yemin ediyorum. Ha, kulaklığım bunlar. Benim tek aksesuarım bu işte. Bunları takıyorum mücevher gibi. Kolye yok, küpe yok. Bari kulaklığımız olsun. Çeneyim, tabii bende yapacak bir şey yok. Baklar her taraf adam. Bari gel dediler. Seni bir boyayalım. Mora falan boyadılar beni. Güzel. Çalışır. Yalnız güneşe çıkınca sıcağı gördünüz mü? Gördüm. Ben hiç. Denemeyi benle yaptılar. Ama bu da süslendi. Bunu da süslediler. Benden önce bakayım. Böyle bir fik fik yaptım. Evet. Fik fik ne ya? Sakalına fik. Ha evet. KTS'yi de saç spreyi falan şöyle kaldırıldı o saçlar. Hazırız. İlk senle başlıyoruz. Evet. Ben haber bekliyormuştum. Ne yapacaksın? Bu sonsuz gölün üzerinde ne yapmayı düşünüyorsun? Balık tutacağım. Hı-hı. Ava çıkacağım. Ava çıkıyorum. Ava çıktığında istediklerini avlayabiliyor musun Motto Müzik'te? Söyle bana. Elimden geldiğince. Genellikle avlıyorum. Avlıyorsun. Tamam. Benden kaçmaz. Sıradaki avın kim? Hedef ne? Hedef. Hedef diye soralım. Avın dersek şimdi şey olmasın. Şimdi şey olmasın. Güzel şeyler konuşmaya çalışıyoruz. Yanlış olmasın. Yakın zamanda Can Bonomo'yla onu bir albüm kaynakı stüdyosundan bir çıkartıp boyama yapma ihtimalimiz var. Stüdyoya gideceksin önce. Evet onu... Boyama yapmak derken? O boya yapıyor ya işte. Tamam hayır boyama ne yapacaksın ya? Sokağa mı boyatacaksın adamı? Yok direkt evinde o tuvalim var. Evi boyayacaklarmış. Batana boya. Ya çıkamam çok yoğunuz stüdyoda dersen? Artık stüdyoda bir şey çıkacağız yoksa. Alırsın eline tuvalini guaj boyunu gidersin. Aynen öyle. Güzel olur. Ciddi balık tutan bir müzisyen de sabahın köründe ve dördünde beşinde denize çıkıp balık tutmak. Olta mı? O yüzden mi olta var yanında? O yüzden olta var. Hiç balık tuttun mu? Hayır. Beceriksiz. Siz balık tuttunuz mu hocam? Denemedim vallahi hiç. Valla. Tuz Gölü'nde balık tutulmaz tabii. O ayrı bir konu da tutulur mu yoksa? Tutulmaz. Sanmam. Başka bir şey var mı? Yani balık müzik ve enstrüman çalmak için. Hani balık tutmuyorsun ama ben şöyle de bir şey yapıyorum. Böyle hobim var falan gibi. Bir düşündüm. Valla yok. Evet, yok mu? Müzik o kadar yoğun ki demek çok, ya. Çok zaman alıyor, evet el alıyor. Özellikle bu işe başladıktan sonra ben gitar çalışmaya başladım yine. Aa,
Hocalarımız ders çalışıyor. Hocaların büyük derdi ya. Yani çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Kendini geliştirip yenilemek gerekiyor. Benim daha çok çalışmam lazım. Doğru, o da doğru. Aynen. Sen de çalışıyor musun? Mecburen. Çalışıyoruz da bir işe yaramıyor. Nasıl yaramıyor ya? Çalamıyoruz ne çalamıyoruz? Yaramaz. Allah'tan çalamıyorlar da siz de sayelerinde öğreniyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Mersi. Buyur. Herkesin bir kendince bir enstrümanı, bir aksiyonu olacak tuz gölünde. Sen ne yapacaksın bu çekimde? Hadi tahminlerinizi alayım. Boyalarım var. Tuz gölünü boyamayacaksın herhalde. Yani keşke boyasam falan duygusu ama geliyor değil mi? Işte o kadar dikey, bir dikey beyaz ki. Yatay olmuyor. Yatay yere sık sıkmıyor. Ama duygu olarak o beyazlık böyle üzerine bir şey yapma hissi veriyor herhalde yani. Canım. Ben böyle ben ne yapayım böyle bembeyaz gölü? Biraz boyamak lazım. Renk diyorsun hayatta. Evet tabii bembeyaz ne? Hadi o zaman kalk. Beraber boyayacağız zaten daha. Bekliyorum ben. Sen diyeceksin ki hadi kalk gel boyayacağız diyeceksin ama bu sefer videosuz. Kusura bakmayın. Onu size gösteremeyiz. Gerçekten çalışmam lazım. Öyle evet, yalandan. Evet, o biraz show. Yok, yalandan değil. Yaptın yine de show içinde yani. Doğru. Bu, daha gerçekçi bir daha böyle bir döktürmeli yapman lazım. Tamam. Hatta ben şey istiyorum. Ben bir tane turbo yazayım. İçini sen bak doldur demiyorum. İçine sen bir şeyler yap. Spreyler. Bana bıraktın yani. Kendini evet, doğaçlıyorsun. İç süslemesi yani sana sadece şu. Ama bana şu, biraz yön vermen lazım. Şu şekilde karışacağım. Hani diyeceğim ki bu renkleri kullan. Hani çünkü şeylerle bu karışması kontrast. Peki arada gibi ufak tüyolar olur değil mi? Şu efektleri nasıl vereceğiz, nasıl karıştıracağız? Bir şey değil. Yaptıktan sonra gösteririm. Yani anı yapma sürecini ben size göstermeyeceğim ama güveniyorsunuz değil mi sözümüze yani? Biz o çizecekler duvarın, dolduracağım. Duvarın sonunda konuşuruz, sohbet ederiz. Olur. Kahvemizi tamam. İç bak. Sizin makyajınız, saçınız yok mu? Yok mu bir süslenme? Biz doğuştan karizma olduğumuz için yeşil daha belli içimiz. Ondan hiç şüphem yok. Ortanıza geçtim özellikle şöyle. Evet. Şöyle koydum ki zaten ortada geniş açı alıyordur o. Evet. Legria bu. Legria. Tam bunu konuşuyorduk. Gelmiş miydiniz daha önce? Geldim ben ama her seferinde insanın yeniden büyüleyen bir yer. Yani zaman ve mekan algısı tümüyle yok oluyor burada. Çok acayip. Bir de böyle bulutların üstünde gibi geldi bana. Biraz pus olduğu için mi bilmiyorum ama. Bugün öyle bir hissi öyle var, bir doğru. Öyle bir hissiyatı var. Sen çekim yaptın mı Tuz Gölü'nde işler? Benim Tuz Gölü'nde 1, 2, 3, 5. Ben Ankara'da yaşadığım yıllarda burayı stüdyo kullanıyordum. Ne çektin burada? Burada bir tane kendim için böyle artistik bir şey çekmiştim. Bir tane de katalog çekmiştim, moda fotoğrafı çekmiştim. Çok güzel oldu be. Şey midir peki, buranın çalışma koşulları iyi midir fotoğrafçı için? Bu mesela çok dik ve sert bir ışık. Çünkü hayır, bu ışıkta ne yapıyorsun ki? Şu an saat olarak aslında çok sert, evet, bir şey gerçekten çekmek için çok mantıklı bir saat değil. Ama birkaç saat sonra biraz daha şey olacak, iyi olacak. Özellikle aslında buranın gün batımı çok güzel, çok garip oluyor. Bir de buranın tarihleri var abi. Yani bazı zamanlarda yansıma da alabiliyorsun. Öyle mi? Tabii. Böyle ıslak olduğu bir şey var. Ama o zaman göle giremiyorsun ıslak olduğu zaman. Yani giriyorsun. Biraz. Şey değil, tam katı değil, yumuşak evet, ama yansıma evet, yapacak yansıma kadar da bir şeyi var. Oradan da mesela Salih Güler vardır fotoğraf sanatçısı. Bütün neredeyse fotoğrafların hepsi burada çekilmiş. Bu da balerinlerle, atlar, bilmem ne. Gerçekten. Yani. Ortam vallahi güzel plato yani. Yalnız inanılmaz bir sıcak var. Bir de yansımasından mıdır ne oluyor, bir şey böyle insanın yüzüne vuruyor. Tuz yakıyor işte. Biz vallahi buradan bayağı yakıyor, simsiyah gideriz. Bak. Yap, ağzına geliyor tuz bak. Akşama, evet ya haklısın, hiç dikkat etmemiştim. Akşama bizim tansiyonlar tavan. Görüşürüz. Devam ediyor çok evet, güzel. Evet başladılar. Hadi bakalım kaçtım ben, çok sıcak. Bu ne ya? Yandınız değil mi? Yandık. Peki niye alnıma vurdu. Bilmiyorum, orayı tercih etmişler. Ve az önce beni bir havalı bir artist gösteren müthiş bir fotoğraf sanatçısıyla beraberim. Fotoğraflarımı çekti. Bu ne oluyor şimdi? Çekimin. Bu benim kendi vlogum. Çekim mi oluyor? Kendi YouTube kanalındaki vlog. Yani bugüne dair neler yaptığımızı anlatıyoruz. Nasıl çok durum? Acayip, çok acayip. Şu ana kadar favori modelim. Yani Onur Akça zaten ben sonra çok güzel oldu, çok estetik oldu. Bu beyazlıkta, bu sıcaklıkta fotoğraf çekmek? Çok zevkli. Zevkli. İdeal tercih edilen değil sanırım ama. İdeal olarak işte mesela şeyimiz var, serpamız var. Reklama girmesin ama. Var. Ne kadar oynayacağım fotoğraflarımızla? Photoshop mu? Hiç düşünmüyorum. Ciddi misin? Hiç düşünmüyorum. Gerekli yok yani. O kadar. Arada ince terlemeler var. Onları belki biraz. Ha evet, tamam. Küçük detaylar küçük falan. Küçük detaylar ama onun dışında. Ay yalnız gösterdi yani, çektiklerinden birkaç tanesini gösterdi. Vallahi ben bunu miras olarak torunlara bırakırım. Hiç hayatımda böyle fotoğraf çektirmemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Kendi kendime bir keyiflendim yani. Vallahi çok. Vallahi ben vesikalık çektiremem de. Hadi kaçtım. Bir dakika, ne makine, güzel fotoğraf çekiyor. Nereden bulmuşsun? Devrediyorum şu an.
Arkadaş bir çekti beni, kendim bir şey zannettim. Bir şeysin zaten. Ama nasıl bir havalı bir şeyler böyle. Çok büyük bir şeysin. Ne kadar Photoshop yapacağım diyorum, yapmayacağım. Perlemeler alacağım diyor bana. Böyle böyle beni böyle bir gazladı gazladı gidiyorum ben şimdi. Güle güle. Teşekkürler, kolay gelsin. Noktalı. Virgül. Ters oldu ama. Evet, çevirmek lazım. Virgül. Şöyle. Virgül ters duruyor. Virgül de ters duruyor. Böyle daha güzel oldu bence. Virgül zaten... Yeni bir anlam kazandırdık noktalı virgüle. Bakın. Tarz meselesi. Olabilir bence. Bence de olur yani. Biz bir uçtan bir uca koşturuyoruz. Bir yerde herkesin önce videosu çekiliyor. Sonra gelip burada fotoğraflar çekiliyor. Evet. Benim çekimlerim bitti. Şimdi Mehmet Turgut'a sıra geldi. Yani biz size çok eğlenceli bir moto müzik kanalı yaratmak için deli gibi çalışıyoruz. Vallahi. Ama çok da eğleniyoruz. İnşallah eğlencemiz size geçiyor olacaktır. Devamında da önceki işler gibi. Ortam gösteriyoruz. Ne var ne yok diye. Biz iyiyiz burada yani. Yani ben şahsen iyiyim. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım. İster olca ister sevim. Aşk için ölmeyeyim o zaman. Aşk, aşk için ölmeyeyim aşk. Makyaj çok yapar mısın? Yaptırır mısın? Makyajla aran nasıl? Aslında çok az yapıyorum. Hmm. Ama rimel sürmeden çıkmıyorum çünkü kirpiklerim çok sarı. Böyle çık, albinolu gibi falan hissediyorum kendimi böyle. Bak boy bu. O yüzden rimelsiz hani çıkmamaya yaptım. Ama bu ara hiç yapmıyorum ya. Böyle hani grevdeyim, makyaj grevi falan. Ya dünya da oraya gidiyormuş ama yapmadan da bazen olmuyor. Yapacak bir şey yok yani. Hele ki böyle durumlarda hiç. Rimel diyelim. Rimel yalnız evet, bana çok koyu gelen makyajım, fotoğraf çekiminde biz yok, gördüm ki sadece gözler ve şurada bir elmacık kemiği. O kadar. Bir de dudak çıktı, bembeyazım. Çok iyi oldu. Aynen. Kız zaten güzel, makyajı zaten yapan güzel. Makyajın kendi de güzel olacak, her şey güzel olacak. Şimdi zaten son kalan ikilisisiniz sanıyorum. Son, yok, öyle iki kişi mi kaldı? Aşk, evet. Biz geldik. Ondan sonra Motto Müzik'te yeni dönemde varsınız. İlk bölümünüz yayınlandı, yola devam ediyorsunuz. Nasıl hissediyorsun? Burada olmak çok nasıl, iyi. Ortam nasıl? Ortam çok güzel. Sizin sayenizde buraya gelmiş olduğum yani. Buraya gelmemi kolaylaştırdınız. Yani güzel yerler gördüm. Yani o senin güzelliğin ve yeteneğinin paralelinde gelişen bir şey. İyi ki bizim ekibimize dahil oldunuz. Çok da mutluyuz biz. Ben bir kere genç ve çok enerjik iki tane arkadaşımızsınız. O yüzden. Bir de sesi zaten çok güzel. Kendi güzel. Ama orada sen bilmiyorsun, gitarlar ortaya çıktı. Biliyorum ya. Çalınıyor, söyleniyor filan. Hemen gitmem lazım. Acayip güzel. Bayağı ortam yavaş yavaş böyle müziğe doğru coşmaya başladı. Aynen. Bardak. Timur bak, bu Canon Regre. En sonunda elime aldım Canon Regre'yi. Yenge verdi. Bak. En sonunda Canon Regre bende. Bundan sonra ya ben senin bu kadar istediğini bilseydim önceden getirdim. Valla bir Canon Regre'miz olmadı. Eskilerinden bile olurdu. Bakayım şuraya. Seviyorum bunun şeyini, seviyorum. Yakışıklı çıkıyorsun bundan. Karizmatik. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Umarım sizin için ilginç ve değişik detayları doğru şekilde gösterebilmişimdir. Çünkü çok hareketli, çok kalabalık, çok da eğlenceli iki gün geçirdik. O iki günün sonunda benim gözümden size yansıyanlar böyleydi. İşte Motto Müzik ekibi olarak şimdi Kapadokya'ya veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.